Şimdi Cemil Çiçek çok değerli bir siyasetçi. Hı hı. Meclis başkanlığı da yapmış. Ama bu yorumu anayasa hukuku açısından tam bir saçmalık. Bakın net söylüyorum. Yazılı anayasa hukukunda, yazılı anayasa hukuku sisteminde yorumla yazılı hükmü değiştirmek, efendim her şey maddede olmaz, bazen yorumla da olur türünde bir anlayış Sayın Cemil Çiçek'e de normalde yakışmaz. Meclis başkanlığı yapmış birine de yakışmaz. Ben o zaman şöyle düşünürüm. Eyvah derim. Türkiye'de kimler meclis başkanlığı yapmış? Bakın Cemil Çiçek son derece değerli bir siyasetçi olmasına rağmen böyle düşünüyorum. Çünkü birinci sınıftaki çocuklara öğretiyorsunuz. Yazılı anayasa sisteminde anayasaya aykırı bir yorum olamaz.